Videoyunun herkese tekrar merhaba. Bir bu neler ile daha karşınızdayım. Bayağı uzun süredir düzgün bir bu neler gelmemişti. Fakat bu oyunun aslında çekilmeye değer olduğunu düşündüm. Şu anda açık betada, oyun normalde kapalı betada, belli bir ücret karşılığında kapalı betaya girebiliyorsunuz. Bu kapalı betada satın aldığınızda biraz bu oyuncu currency olan linklerden veriyor. Oyunumuzun ismi The Mighty Quest for the Epic Loot. Ubisoft'un yaptığı free to play bir oyun. Bu E3'de tanıtmıştı. Oyun free to play aslında farklı bir bakış. Hem PvP hem PvE diyebileceğimiz oyun. Hem diğer insanlara karşı hem de kendiniz böyle PC'ye karşı savaştığınız bir oyun. Burada gördüğünüz gibi herkesin kendi bir kulesi var. Başka kulelerine veya şeylerin, şuradaki yeşil kulelerde PC'nin yani oyunun kendi kuleleri, o kulelere saldırıp ilerleyebiliyorsunuz. Ama ilk önce bir oyunun teknik detaylarına bakalım. Oyunun beta'da olduğunu unutmayalım. O yüzden bu hani şu olarak daha çok gelişme göreceğiz. Bu 1 ay önceye kadar, hatta 2-3 hafta önceye kadar burada sadece bu vardı. Bundan hiçbiri yoktu. Bayağı özellik eklediler. Windows Full Screen en güzel özelliklerden biridir. Bunun gelmesi çok iyi oldu. Ki vardı pardon hep. Şeyler de iyi. Hani PC'niz çok kötüyse bunların bütün ayarlarını low'a çekip çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Seste pek bir şey yok. Dediğim gibi bunlar yavaş yavaş güncellenen şeyler. Options'ı böyle. Oyunu şöyle, ilk önce kendi kalemizi anlatmak gerekirse, kendi kalemiz var. Kendi kalemiz dediğim gibi böyle durmuyor sadece. Mesela inventörümüze girip odalardan birini alıp ben buraya yerleştirebiliyorum. Fakat şu anda yerleştiremiyorum çünkü benim şurada gördüğünüz gibi 4 tane oda koyma hakkım var şu anda. Bu oda koyma haklarını da buradaki gördüğünüz gibi Architect ofisini upgrade ederek yapabiliyorum. Ama upgrade etmem için bunu hem 1500 ihtiyacım var ki o yok galiba. Fakirlikten ölüyorum. Ama dediğimiz gibi hem bunu upgrade'lemek için ayrıca da şu Castle Heart dediğimiz şu kristal zımbırtıyı upgrade etmeniz gerekiyor. Oyundaki her şey neredeyse upgrade edilebiliyor. Ayrıca oyunda sadece Castle'da şeyleriniz yok. Kendi yapılarınız yok. Ayrıca Castle'da şurada gördüğünüz gibi hem Life Force şuradaki tepede gördüğünüz hem de Gold'unuzu saklayan chest'ler var. Herhangi bir castle'a saldırdığınızda life force ve chest'ler açık. Belli bir süre var. Bu süre kaç dakika bilmiyorum ama 3 dakika galiba. 3 dakika her castle için değişiyor ama benim için galiba 2,5 dakika. 2,5 dakikada benim castle'ıma girip 2,5 dakikada bitiremezseniz bu chest'ler kapanıyor. Veya ben çok defa saldırıldım bugün içinde. 20 saatlik bir shield'ım oldu. Bu shield sırasında buraya bana saldırırsınız bile Life Force veya Ghost Surge alamayacaksınız. En azından chest'imden. Peki aldığınızda ne olacak? Bende olan şunun %20'si ne kadar varsa elimde onun %20'sini alabiliyorsunuz, hacılayabiliyorsunuz. Peki bunları nasıl koruyacağız? Burada gördüğünüz gibi summoning portallar var. Summoning portallardan bu tür değişik hayvanlar çıkartabiliyorsunuz. Mesela bu Bone Puppeteer. Bone Puppeteer iskeletler çıkartıyor. Bunları kontrol ediyor. Bu gördüğünüz neydi bu? Bakalım elimde başka varsa. Da summoning portaldan göstereyim size. Şöyle bu Cyclops. Cyclops'ların benimkisi koşuyor. Millete kafa atıyor. Bu gördüğünüz mesela boss. Bunu alacak daha param olmadı. Hayırlısıyla inşallah alacağım. Dediğim gibi böyle hani ekstra şeyler var. Mesela bu yıldızlar falan hepsi boss. Burada mesela şunun üzerinde Derp 2 yazıyor. Derp 2 ne yapabiliyor? Burada gördüğünüz gibi ayrıca da bir research lab'imiz var. Şunu geri alalım, sesler yok olsun. Research lab'imiz var. Research lab'de her hero, her creature ve trap'leri upgrade edebiliyorsunuz. Tabi belli şeyler karşılığında. Gördüğünüz gibi bayağı da pahalı aslında upgrade'ler. Ama dediğim gibi bütün hepsini upgrade edebiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Upgrade ettikçe hepsi de gelişmeye başlıyor. Ondan sonra Hero Trainer'ımız var. Hero Trainer bilin klasik, hiçbir işlevi yok, sadece sizin kendi karakterinizin. Kendi karakterimiz kim derseniz, kendi karakterimiz bu Humble herif. Kendi karakterimizin level'ını arttırmasını sağlıyor. Şu an level 2'de 6-10 galiba, bakalım. 6-9'muş. Yani 6. level atlamak için buna gerekiyor. Hani level atlamanız gerektiği zaman sadece upgrade edin.
Gördüğünüz gibi her upgrade biraz zaman alıyor. Ama bunu direkt hemen bitirebiliyorsunuz. Ben mesela şu anda 15 bling vererek direkt bunu bitirebiliyorum. Blinkler bildiğiniz gibi iPhone oyunlarındaki gibi parayla satın alabiliyor. Ama şey, iyi dengesi sağlandı. Geçen hafta biraz bir isyan oldu. Herkesin yani blink ile satın alanların çok çok fazla biçimde öne geçtiği yanında. Tabii ki de free to play her oyunda para veren biraz öne geçecek ama onun dengesini sağlamak çok önemlidir. Bu oyunda da çok öne geçildiğini fark edilince yapımcı hem blinkleri geri verdi o satın alanlara, hem de bütün şeylerine, upgrade'lerini geriye çektiler. Çünkü bazı çok çok öne geçilmişti. Onun dengesini çok güzel sağladılar bu hafta içinde. Ki milletin isyanını duyması da çok güzel bir şey böyle bir yapımcının. Ondan sonra dediğim gibi upgrade'inizi yapabiliyorsunuz kapınıza filan. Geliştirebiliyorsunuz. Mesela şurada gördüğünüz gibi, şurada mesela benim bir glue trap mine'im var. Bu trap'e bastığınızda yavaşlıyorsunuz ve gitmeniz yavaşlıyor. Ama şimdi bu arada söyleyebileceğim 3 tane farklı karakter var. Aslında 4 galiba ama 4. yok. Şu Archer ve Knight açık şu anda. Mage için satın almanız gerekiyor beta'yı. Sadece onlar oynayabiliyor diyebilirim. Ya da bu üçünü oynayabiliyorsunuz veya bir tane ayrı oynayamıyorsunuz. Onda tam emin değilim, hatırlamıyorum. Bu arada bir arkadaş ise eklemek isterseniz, Bozart ismim, klasik. Neyse. Mesela bir yere saldıralım. Mesela bu case store'a biz saldırmak istiyoruz. Bakıyoruz. Adamın shield'ı var. Shield'ı olana saldırmayalım. Shield'ı olmayana saldıralım. Bunun da shield'ı var. Herkesin shield'ı var, anasını satayım. Bunun da shield'ı var. Bunun da shield açıldı. Bunun shield'ı yok. Biz saldıralım. Kazanırsak 1 crown kazanacağız. Kaybedersek 2 kaybedeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi zamanınız var. Diablo gibi düşünebilirsiniz saldırı kısmında. Cidden Diablo gibi. Hack and slash. Böyle saldıralım. Güzel. Şimdi şurada... Hop. Şuraya charge. Alevlerimizi açalım. Oh yes, fuck you. Gördüğünüz gibi bu glue'lar belli olmuyor. Sadece hani şu var. Siz tahmin etmeniz lazım. Çok çok yavaşlayabiliyorsunuz ve yavaşlamak bazı bölümlerde çok iyi olmayabiliyor. Bu arada kendi kalenizi de böyle test edebiliyorsunuz. Bu arada level atladım. Güzel. Level atlama ekranını da göreceksiniz. Kendi kalenizi de böyle deneyebiliyorsunuz. Onu da bilmenizi istiyorum. Hani kendi 6 levelsanız, kaleniz 6 levelsa 6 level'a geri sizi odaklıyor. Allah, ordu saldırdı. Aa, ben ta başıma orduyum lan. Adam olun. Gördüğünüz gibi çok yavaşladım mesela şu anda. Aslında bu kadar yavaşlamamak lazım. Bakın şu puppeteer'ları ilk öldürmeniz gerekiyor. Diablo'daki şey gibi düşünün. Spawn edenler gibi düşünün. İlk onları öldürün. Çünkü paso şey gelecek öldürmezseniz. Bu castle kolaymış. Bitirdik. Ama normalde çok 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 zor castle'lar var. O yüzden bu kadar kolay sanmayın her şeyi. Oh! Donlu da aldım herifin. Bitirmiş olalım. Kaç böyle puan verelim. Puan verdiğimizde de belli bir reward geliyor ekstra. Buradan bir kazandık. Güzel. Devam edelim. Level atlayacağız. Level atlayalım. Level için hem para veriyorsunuz hem de şey ihtiyacınız var. Bu arada şey, Archer'ı da buradan alabiliyorum gördüğünüz gibi. Ama şimdi almak istemiyorum. Knight arttıralım. Yeni bir skill'im açılmış. Yeni bir Fury Weapon. Neymiş bakalım bu? Gücümüzü arttırıyormuşuz. Bu arada buradaki Diablo gibi düşünün bunları. Fazla seçeneğiniz yok ama otomatik kendi artıyor bunlar level'da. Burada gördüğünüz gibi kilitli açılacağı zamanı gösteriyor. Benim kullandıklarım bunlar. Flame Code kullanıyorum. Smite kullanıyorum. Charge kullanıyorum ki ani bir kaçış falan tarzında olsun. Bir de Cleave kullanıyorum. Cleave çok işime yarıyor. Şuraya bakarsanız Diablo gibi dediğim için, hani harbiden Diablo gibi. Burada inventory'niz var. Mesela burada Blacksmith'imden. Blacksmith'im nerede onu da göstereyim. Mesela şurada Şurada Blacksmith'im var. Blacksmith'imden kendime equipment yapabiliyorum. Mesela bir jewel yapabilir miyim? Yapamıyorum, param yok. Şunu mesela yapmak için. Mesela bunları da satabiliyorsunuz ayrıca. Shift'e basıp shift click yaptığınızda direkt satabiliyorsunuz. Bu Archer için sakladığım bir silah.
karakterler arası inşallah aktarılıyordur. Aktarılmıyorsa boku bokuna saklıyorum oyunun başından beri. Dediğim gibi şu tuşa basarak kendi şeyinizi oynayabiliyorsunuz. Castle'ınızı, kalenizi oynayabiliyorsunuz. Questler var. Questleri yaparak hani level ile şu life point veya genellikle life point veriyor veya hangi şunların ismi neydi? Gold'ları şey yapabilirsiniz. Benim tavsiyem bunları hani yapın ama önemli olan daha castle'lara falan saldırmak daha eğlenceli. Denemediğim şu competition tarzında bir şey var. Herhalde bunu en hızlı bitirmek mi? Herhalde. Chicken HQ'yu yaptım. Chicken HQ'yu yapmadım. Yapmak istiyorum tekrar aslında. Chicken HQ çok çok zevkli bir şey. O 20 saniyede bitirin diyor. Okey. Chicken HQ'yu göreceksiniz. Acayip zevklidir. Tavuklara dalacaksınız beyler. Oh, damn kasış. Oy oy oy, ne efsane kastı. 20 saniye nasıl bitirmiş herif bana ya, helal olsun. Az mı etmiş lan, yarmış gitmiş ya. 20 saniye nasıl bitirdin hacı, ben o kadar hızlı yürüyemiyorum. Ya! Oğlum tavuklar Allah bil belanı. Kentucky Fried Chicken'a döndürdünüz burayı. Çıkış. Burada. Tavuk! Aç alevi. Tavuk! Kaç saniye oldu? 50, en azından bir dakikanın altında bitirelim. Lan bir dakikanın altında bitireceğim. Topla topla topla, 57, 58, 59. Huu! Bir dakikanın altında bitirdim. Aa, yes. Nasıl 20 saniyede bitirmiş, helal olsun ha. Ben de 25 reward kazandım. So fuck you. Mesela şu Stick Florida yapalım. Yine 25 saniyede bir yardırmış öküzün evladı. 2 level olduk. 25 saniye nasıl bitiriyorsun hacı ya? Hani yürürken herifi üfleyerek öldürmen gerekiyor. Galiba her şeyi öldürmeden kapı açılmıyor. Ondan da emin değilim. Galiba açılıyor da olabilir. Ama şimdi şunları da bırakmadan gidemem ki. Dediğim gibi yerden itemlar çıkıyor. O yüzden hani itemları craft edebilirsiniz. Craft ettiğiniz itemlar tabii ki de daha iyi her zaman. Ama yerden de çok çok güzel bir loot bulabilirsiniz. Belli olmuyor. Bu oyun bu kadar kasmıyor. Yani hiç kasmıyor aslında ama ben nedense şu anda Fraps 1080p çekiyor galiba. Ayarları yapmamış olabilirim. O yüzden biraz ağlıyor PC. Kapı niye kapalı? Ha, dediğim gibi. Demek ki bütün herkesi öldürünce açılıyor. Yine bir dakikanın altında. Ooo zor, bir dakikanın altında zor. Tüh, bir dakikanın altında bitiremedim. Adam bunu nasıl 25 saniye, nasıl bir azimdir arkadaşım bu. Gördüğünüz gibi burayı da yaptık. Continue diyelim. Böyle challenge'lar var. O challenge'ları yapmak isterseniz burası 1-4 level'ı. Arkadaşlarınızı buradan görebiliyorsunuz. Beni arkadaş eklerseniz burada beni görebilirsiniz. Saldırmayın arkadaşım bana. Arkadaş ekleyin ama saldırmayın. Öküz müsünüz? Niye saldırıyorsunuz? Şu şey sistemi çok güzel oldu. Level sistemi çok güzel. Hani level atladıkça kalenizin boyu uzuyor ve daha yüksektekileri görmeye başlıyorsunuz. Daha fazla mesela bu castle'ları bitirdim. Bunlarla savaşmak istemiyorum diyelim. Şuna basıp 100 gold verip yeni castle'lara sahip olabiliyorsunuz. Güzel castle'lar geldi. Bir tane de PC'ye saldıralım. Ondan sonra burada da bitirelim. Dediğim gibi bir iki gün daha betası açık. Ondan sonra girmek için para vermek zorundasınız. Ama açık hafta sonları yapıyorlar. Beta oyun tamamen bittikten sonra bedava olarak çıkacak. Oyun paralı değil. Bedava olarak çıkacak. Beklemek isterseniz hani ben bunu para vermem. Beklerim, bedava oynarım diyorsanız evet bekleyip bedava oynayabileceksiniz İlerleyen zamanlarda. Yani o yüzden şu anda hani para vermenize gerek yok oyun için. Oyun elinde sonra bedava olacak. Arkadaşım çıkarmaktan utanmıyor musun? Sonra biz uğraşıyoruz heriflerle. Lan senin gibi okçu.
Bak bak bak. Ah. 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 Archer da güzel. Archer'ı da oynadım. İlk oynadığımda beta ilk açıldığında tabi bir buçuk ay önce falan tekrar bir beta açılmıştı. O zaman da oynamıştım. O zamanki beta'da Archer oynamıştım. Archer da güzel. Gördüğünüz gibi Cyclops bu. Bayağı güzel aslında Cyclops. Bakıyor. Şuradaki zaman bittiğinde girerseniz buradaki chestler kapalı oluyor veya dediğim gibi shieldlıysa şuradaki chestlere ulaşamıyorsunuz, böyle içinden bir şeyler çıkarmıyor. Bu arada iyi bir para yaptık. İyi bir para yaptık. Son olarak bir defender'ımıza tekrar bakalım. Bir şey yapabilir miyiz? Bakalım. Summoning portal'dan bir şey summonlayabilir miyiz? Doktor Skull. Yok, Doktor Skull yerine şöyle yapalım. Şuraya mesela bir trap koyalım. Hayır, buraya bir trap koyalım. Bakalım başka bir şey yapabiliyor muyuz? 200 simeli archer alabiliyoruz. Şuraya artı dördümüz niye olmuyor? Hani şuraya da bir tane simeli archer. Okey. Bu kadar da. Mesela bu da bu arada siz oyunu kapatsanız bile dolmaya devam ediyor. Benim şurada bir tane, burada da bir tane. Şu anda bu level 3'ü upgrade deniyor galiba. Evet. Burada da iki tane daha var. Olabildiğiniz kadar o da yaptığınız zaman mine koymaya çalışın. Çünkü mine direkt sizin paranız olacak. Chestlerinizi upgrade demeyi unutmayın. Onun dışında The Mighty Quest for the Epic Loot güzel bir oyun, zevkli bir oyun, zamanınızı geçirebileceğiniz bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim, en azından bir bakın deneyin bu hafta sonu. Hafta sonu demişim, bu hafta içinde, bu pazar bitiyor galiba. Bakın nasılmış, deneyin. Çok beğendiyseniz ve hemen oynamak istiyorsanız dediğim gibi para vermek zorundasınız. Ama onun dışında beni ekleyebilirsiniz, şuraya Bozard yazmanız şöyle. Bozard yazmanız yeterli. Buyum. O yüzden beni eklerseniz beraber. Saldırmayın bana. Yenilik yapmayın. Onun dışında benden bu kadar. Bir sonraki bunalarda görüşmek üzere. Bay bay.